ve Sanat'tan merhaba sevgili izleyiciler. Ali Öz, biz yıllarca onu toplumsal olaylarda, yürüyüşlerde gördük. Kareleri ise sizlere yansıdı, o yürüyüşlerin, eylemleri. En büyük tanığı olduğu o her olayın. Ali Öz'le yaptığımız söyleşi geliyor ekranlarınıza. Ali Öz'ün her fotoğrafı patlamalı bir duygu yaratır. Uğultulu fotoğraflardır bunlar. Hayatımızın kilit olmuş bir yerini Molotov kokteyli gibi önümüze fırlatır. Fotoğraflarından biriyle karşılaştığımız an fiziksel bir değişim yaşamamız bundandır. Dolaşımımız hızlanır. Böyle söylüyordu gazeteci yazar Yıldırım Türker. Onu bütün toplumsal eylemlerde, yürüyüşlerde, fotoğraf için uygun gördüğü, en iyi açı için seçtiği uygunsuz bir yerde görmüşsünüzdür. Ya yürüyüşü objektife sığdırmak için kürsüye tırmanmıştır, ya bir duvarın tepesindedir ve parmağı deklanşörün üstünde, yüzünde incecik bir gülüş. Fotoğraf onun için en yakın iletişim aracıdır çünkü. Bu konudaki düşüncelerini yıllar önce yapılan bir söyleşide şöyle özetlemişti. İnsan açlığa katlanabiliyor ama sevgisizliğe, tutkusuzluğa ve amaçsızlığa katlanamıyor. Benim de insan sevgimin odaklandığı en dolaysız ve en somut bir sesleniş aracı oldu fotoğraf sanatı. Gençlik yıllarında sosyal politika alanında çalışan, kooperatifler ve sendikalarda geçirdiği yıllar, kendine özgü görüşlerinin oluşmasında etkili olan Ali Öz, uzun süredir basın fotoğrafçılığına gönül vermiş durumda. Politik belgesel diye adlandırdığı türde fotoğraf çekmeyi bir misyon olarak kabul eden Ali Öz'ün, Türkiye coğrafyası dışında çektiği fotoğrafları da var. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika ülkelerinde çektiği bu fotoğrafların konusu, çalışan insan, üreten insan, çaresiz insan. Ali Öz bu tutumunu insansever ve sevdikleri için savaşın verir sözleriyle açıklıyor. Öncelikle size çok teşekkür ediyoruz bize evinizi açtığınız için. Biz sizi çok yakından tanıyoruz. Siz bizim Ali abimizsiniz. Pek çok eylemde, yürüyüşte, toplumsal olaylarda biz her zaman sizi elinizdeki makinayla gördük ve örnek aldık. Bu tutku nasıl başladı ve şunu sormak istiyorum. Ali Öz'ün yakalamak istediği şey neydi? Ah, çok uzun tabii. Tutkunun öncesine gitmek lazım. Bir kere ben basın yayını birinci tercih olarak seçtim. Yani adam olacak çocuk kakasından belli olurmuş. Misali ben gazeteciliği lise yıllarında o sınıf insan çelişkiler içerisinde kamusal bir yarar düşündüğüm için kamusal bir yarar gözetip yapabilecek olduğum bir meslek dalı olarak düşündüm ve birinci tercihle okulumu kazandım. Ankara Basın Yayın Yüksek Okulu'nu kazandım. Okula başladım. Tabii niye gazetecilikliği seçme sebebim şuydu. O lise yıllarındaki insan, yaşam, sınıf, çelişkiler içerisinde gazeteciliğin insanların yararına bir iş olduğunu düşündüm ben. Bu nedenle seçmiştim. Okula başladım. Tabii bizim 78 olaylarının içine düştük. Olaylar falan etkileniyorduk, yaşıyorduk. Tabii doğrusu eğitim alamıyorduk. Oysa çok şanslı bir insandım. Türkiye'nin en iyi okulunda okuyorduk. Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ydu. Daha sonra 78 yılında ben naçizane yine sezgiler çok kuvvetli bir insanım. Bir şeyler yanlış gidiyor olduğunu hissetmiştim. O genç aklımla, çocuk aklımla. Sonra sendikalarda çalışmaya başladım. Sosyal politika alanında çalışmaya başladım. Bu arada fotoğrafla da tanıştım. Ve fotoğrafı çok sevdim. Fotoğrafı çok sevdim çünkü fotoğraf somut, yalansız, direkt bir anlatım dili olarak karşıma çıktı. Neydi o dönemde beni fotoğrafa yönelten etkenler? İşte örneğin Vietnam Savaşı'ndaki fotoğraflar.
Örneğin Hiroşima bombasından kaçan, Nepal bombasından kaçan kız çocuğu fotoğrafı. Fotoğrafın gücü konusu beni çok etkilemişti. Yine o dönemde sendikacılık konusundaki eleştirilerim vardı. Ve ben karar verdim. Kendime en yakın, kendi dilim olarak fotoğrafı seçtim. Ankara Basın Yayını'nda bir fotoğraf sergilerini açtım. İkincisini açtım. Sonra Ankara'da bir fotoğraf sergisi daha açtım. Ve bir gün tesadüf bu. Bizim Ankara Basın Yayını'ndan hocalarımız İstanbul'a gelmiş Nokta Dergisi'ne ve beni çağırdılar. Ercan Arıklı Nokta Dergisi'nde çalışmam için o Nokta'nın patronuydu o dönemde ve beni davet ettiler. Ve ben İstanbul'da basın fotoğrafçısı olarak ilk çalışmaya başladım. Tabii zor yıllardı. Çünkü İstanbul'u tanımıyorum, insanları tanımıyorum, hiç kimseyi tanımıyorum. Ve daha sonraki süreçte yoğun, dolu bir gazetecilik dönemi yaşamışım. 2004'e kadar fiilen çalıştım. İşte son 6 yıldır da çalışmıyorum. Bir söyleşinizde bir gazeteci sizin için fotoğraf makinesi Ali Öz'ün vücudunun bir uzantısı diyor. Siz de öyle görüyor musunuz? Tabii ki. Şimdi bir fotoğrafçının yani fotoğraf makinesi dolaşması ben ayıplıyorum. Yani neredeyse tuvalete giderken bile benim fotoğraf makinem yanımdadır. Çünkü olayın, haberin nerede patlayacağı, fotoğrafın nerede karşımıza çıkacağı asla belli olmaz. Dolayısıyla o fotoğrafla bütünleşmek, fotoğraf makine gerçekten benim bir uzvum, parçam yani. Yani o yüzden de çok estantane fotoğrafları iyi çekebilen bir insanım. Sizin sanat fotoğraflarınız da var ama daha çok işte toplumsal olaylarda gördük biz. Bu tercihinizin nedeni ne? Şimdi yine geçmişe dönmek lazım tabii. Ben yaptığım işe politik belgesel fotoğraf diyorum. Niye? Çünkü şunu gördüm ben mesleğe başladığım yıllarda. 78 kuşağının fotoğraflarının olmadığını gördüm. Yani 78 yılının, 78 olaylarının 74-80 arasındaki olayların belgesinin olmadığını gördüm. Sinema filminin fotoğrafının olmadığını gördüm. Ve bu eksikliği tespit ettikten sonra ben ülkemin hikayesini fotoğraflayacağım dedim. Dolayısıyla 82'den günümüze kadar ben ülkenin coğrafyasında nerede ne olduysa gücüm yettiği kadar fotoğraflamaya çalıştım. Ve ben bunun adına politik belgesel fotoğraf diyorum. Doğru bir tanımlama olduğunu düşünüyorum. Doğru bir iş yaptığımı düşünüyorum. Ülkem adına, insanım adına bir sorumluluğumu yerine getirdiğimi düşünüyorum. Ülkemin hikayesini yansıtmak istiyorum dediniz. Birçok şeye de tanıklık ettiniz. Peki gözlemleriniz ne oldu o yıllarda düşünürsek? Ya gelinen noktadan maalesef hayal kırıklığı, bu ülkenin tarihi elma basma tulumba gibi. Zaman zaman olumlu gelişmeler oluyor, sonra provokasyonlar oluyor, tekrar dibe vurduruluyor. Yani ben umutsuzum, ben karamsarım. Ülkem adına ve insanım adına, geleceğim adına karamsarım. Benim çünkü bu karamsarlığa iten güne kadarki yaptığım bütün tespitler doğru çıktı. Ben yanılayım ki ülkem kurtulsun istiyorum. Ama maalesef yani bu ülkeye kolay kolay demokrasi gelmeyecek, kolay kolay insan hakları gelmeyecek. Çünkü bu ülkenin eğitimi çürütüldü, bu ülkenin ekonomisi çürütüldü ve eğitilmemiş, geri bırakılmış insan yığınları daha da çoğalıyor her gün. Yani onlarca, yüzlerce üniversite açılıyor ama
Bence gerçek eğitim bu değil. Ben kendi bir defa bir tespitimi, gelecekle ilgili bir öngörümü söyleyeyim. Yani daha doğrusu tavsiyemi söyleyeyim. Bu ülkede gelişme olabilecekse bunca tecrübeden sonra benim gördüğüm bu ülke yöneticiler bu ülkeyi seviyorlarsa bana göre şöyle bazı şunları öncelikle yapmaları gerekir. Daha anaokulundan üniversiteye kadar temel ders olarak İnsan hakları dersini, çevre dersini temel ders olarak koymalılar. Yani çünkü bizim insanımız hem eğitimsiz hem kendi aralarında bile zaten insan hakları konusunda duyarlı değiller. Maalesef karamsarım bu konuda. Pek çok gazetede, dergide çalıştınız. Güzel dönemlerde çalıştınız, belki de bize göre güzel dönemler. Şöyle açıklamak istiyorum. Hani biz ilk gazeteciliğe başladığımız zaman işte sizin o dönemlerinizi yaşayacağız diye başladık. Ama hani bizim dönemimize gelip baktığımızda belki hani çok ezberci, yani aynen bizim eğitim sisteminde olduğu gibi işte bir resim veya bir görüntü, onun üzerine işte birkaç cümle yazmak, böyle yapmak, bu tür şeyleri gördük. Bunun nedenini siz neye bağlıyorsunuz? Çünkü siz o dönemi yaşayıp bu döneme geldiniz. Tabii iyi kötü biz gazetecilik yaptık, yapabildik. Öyle bir nesildik ki biz haber neredeyse anında zıplayıp giden, olanaksızlıklar içerisinde çok güzel haberler yapan, doğru haberler yapan insanlardık. Ben mesleğe başladığım yıllarda gazeteci 80 yılları civarında, daha doğrusu eski büyüklerimiz, 6 maaş ikramiye alırlardı. Patron onları işten atamazdı. Gerçekten tepedeki insanlarla çalışanlar arasında çok büyük uçurumlar yoktu. Ben biliyorum, ben Özal'ı 2 saat fazla takip ettiğim vakit 2 saatlik mesai yazılıyordu. Yani özlük haklarımız iyiydi. Geçen duydum, bir gazete, bir televizyon Cumhurbaşkanı takip için bana gönderdiği bir elemanının cebine günlük 50 lira para koymuş. Yani düşünün, yani bu iş bu kadar ucuzlatıldı. Yani haber pahalı bir şey. Habere yatırım, eğer doğru habercilik yapılacaksa para harcamak gerekir. Kurumlarda çalışmak sizin fotoğraf çekerken sınırladı mı? Yani bağımsızlığı onun için mi seçtiniz? Şöyle ki, ben hayatımda hiç sansüre uğramamış bir insanım. Çektiği haber ya da yazdığı yazı hiçbir şekilde reddedilmemiş bir insanım. Kolay kolay da reddedemezlerdi. Bunun çok örnekleri var. Yani benim bütün çektiğim fotoğraflar, haberler ses getirmiştir. Yani örneğin Cumartesi Anneler Ben Tempo gibi magazin bir dergide 50 tam sayfa kullandım. En son yazı işler müdürü dedi ki, yeter ulan dedi, bu çirkin kadınları kullanmayacağım dediği gün 2 tam sayfa kullandı. Dolayısıyla ben çektiğim haberin, yaptığım haberin, çektiğim fotoğrafın peşini bırakmıyordum. Sonuna kadar devam ediyordum. Yani onun kullanılması için gerekli her türlü mücadeleyi yapıyordum. Zaten benim yazımı ya da fotoğrafımı basmadıkları vakit ben alıp başımı gidiyordum. Ya da beni bir habere göndermedikleri vakit ben atlayıp gelip istifa edebiliyordum. Fotoğraflarınız arasında bir ayrım yapıyor musunuz? Şu çok güzeldi, bu çok. Ya pek yapmıyorum. Ben şöyle fotoğraf anlayışımda şöyle bir bakış, şöyle düşünüyorum. Ben yaşam eşit fotoğraf, fotoğraf eşit yaşam. Yani hayata dair ne varsa ben fotoğraflamayı seviyorum. Ama bunun yanında önceliğim tabii ki politik belgesel, ülkemin hikayesi, insanımın hikayesi. Bunu çok seviyorum. Yani temel çalışma alanım bu. Ama bunun yanında 25 yıldır ben dans bale fotoğrafı çekiyorum. Ne bileyim, kültürel sanatsal olayları izliyorum. 60'a yakın ülke dolaştım. Dolayısıyla bütün onların arasında diyalektik bir bağ var. Yani
Sahne fotoğrafı çekmek benim fotoğrafımı besleyen, estetiğimi güçlendiren bir şey. Dolayısıyla benim haber fotoğrafı olarak çektiğim, politik belgesel olarak çektiğim fotoğraflarda da estetik bir duygu vardır bu yüzden. Nesil fotoğrafçıları nasıl buluyorsunuz? Şimdi yeni dijital gelişmeyle birlikte kolaylaştı tabii. Biz zor koşullarda çalıştık. Yani hele bizden eski meslektaşlarımız daha zor koşullarda çalıştılar. Anlatırlar bize büyüklerimiz. İşte maça gidermiş adam 10 kare film verirlermiş. Şimdi 16 GB'lık bir kart takıyorsun. 5000 kare fotoğraf çekiyorsun. Yani çok çekme, çok belgeleme imkanı var. Şöyle, şu anda çok genç, yetenekli, çok iyi foto muhabir arkadaşlarımız var. Dijital teknolojinin kolaylığından da faydalanabiliyorlar ve çok iyi fotoğraflar çıkıyor. Ama o zaman şöyle bir tehlike oluştu. Dijital kirlilik dediğimiz olay başladı. Çünkü fotoğrafa bu dijitalle birlikte çok fazla ilgi var. Herkes fotoğraf çekiyor. Amatörler, profesyoneller ve artık beynimiz kirlendi diyorum ben buna. İşte Irak Savaşı'nda on binlerce, yüz binlerce görüntü izledik ama aklımıza çoğu silinip gitti. Oysa eski dönemde Vietnam Savaşı'nın fotoğrafı gibi sembol fotoğraflar, kapanın fotoğrafı sembol fotoğraftı. Bugün aynı özellikte, aynı nitelikte, daha iyi nitelikte milyonlarca fotoğraf var. Ve aklımız doldu artık. Yani böyle de bir tehlike var. Burada da kuşkularım var. Ama ben şuna inanıyorum. Yine de içerikli fotoğraf çekmek önemli. Çünkü bizim çektiğimiz fotoğraflar gelecek kuşaklar için çok önemli. Yani bizim foto muhabirlerinin çektiği fotoğraf Aragülen deyimiyle geleceğe kalacak fotoğraflardır. Onun için yaptığımız iş çok önemli ve bundan da vazgeçmeyeceğiz tabii. Pek çok olaylarda yer aldınız. Orada fotoğraf çekmeye çalıştınız. Çok ülkede dolaştınız. Savaş bölgelerine gittiniz. Hiç böyle tehlike atlattınız mı? Çok. Çok aslında. Ama şanslıyım. Hala yaşıyorum. Ve hala yaşıyor olmanın hazzını, keyfini yaşıyorum. Her Türk basınında yaşayıp da en fazla ölüm tehlikesi atlatan insanlardan bir tanesi neredeyse benim. Yani nedir? İşte 87 rektörlük işgalinde içeride olan tek gazeteci bendim. 90 iletişim işgalinde içerideydim, öğrencilerin arasındaydım. 92 Boğaziçi işgali, bilmem ne, daha bir sürü olaylar. 90'da Güneydoğu'da otelin çatısında tarandım. 90'da arabamız 4 takla attı. 92'de İzzet Kezer ertesi gün öldürüldü. Siperlerin arkasında birlikte fotoğraflarımız var. Metin Göktepe çok yakın arkadaşımdı. O kadar çok ki Ali Beyköy'de cemevi çöktü ve aşağı 20 gazeteci birlikte uçtuk. Ne bileyim, koşu yolunda Mercedes'le ezmek istediler. Saymak da bitmez bunlar. Hayır, artık şuna inandım ben. Yani ben şuna karar verdim. Ben iyi insan olacağım. Artık gerisini yukarıdakine bıraktım. Politik belgeseli çekiyorum ama bir de onların kendi içinde konuları var. Onun yani 25 yıldır YÖK ve Öğrenci Hareketi'ni çektim. 20 yıldır siyasal İslam konusunu çalışıyorum. Güneydoğusunu çektim. Bütün toplumsal ekonomik kriz, muhalefet eylemlerini çektim. 25 yıldır 1 Mayıs'ı çektim. Ha şimdi aklıma geldi. 96 Kadıköy 1 Mayıs'ında ölen 3. kişi benim yanımda vuruldu. Yani çatıdan nokta atışla şu mesafede öldürüldü yani. Dolayısıyla benim gerçekten ciddi bir arşive sahibi.
Ama buna karşılık dertliyim tabii. Niye dertliyim? Ben ilk defa geçen sene sergi açtım. Bu ülkede ben destek bulamıyorum. Bu ülkede bu ülkenin hikayesi olan bu fotoğraftan kitabını ben yapamıyorum. Buna zaten iş adamları destek olmaz. Ama sosyal politika alanındaki sendikalar da sahip çıkmıyor. Bu da çok üzücü tabii. Yani bu ülkede ben şuna inanıyorum. İnsanlar samimi değiller. İnsanlar aydın değiller. Demin bir sorunuz vardı ya. Yani bağımsızlık meselesi. Ben hayatım boyunca bağımsız kaldım. Bir partinin, bir organizasyonun, bir örgütün hiçbir zaman elemanı olmadım. Çünkü bir partinin, bir örgütün, bir organizasyonun elemanı olduğu vakit o zaman ideolojik ve dar düşünmeye başlıyorsun. Oysa ben şuna inanıyorum. Gerçek aydın namusu böyle bir şey. Bağımsız olmayı gerektirir. Tarafım doğru. İnsandan yana tarafım, iyiden yana tarafım, savaşa karşı tarafım. Ama mümkün olabildiği kadar da nesnel olmaya çalışıyorum. Bu ciddi bir sorumluluk yüklüyor bana. Göz fotoğrafı, yani emekli olmayı düşünüyor mu diyeyim? Gücüm yettiği kadar, sağlığım el verdiği kadar emekli olmayacağım. Zaten gördüğünüz şu arşivi, neredeyse 1 milyon kare fotoğraf var. Beni ölünceye kadar oyalayacak bir arşive sahibim. O kadar çok çalıştım ki vakti zamanında zaten. Yani meslektaşlarım, yöneticiler beni iş manyağı falan olarak tanımladılar. Ama ben işimi çok sevdim. Onun yararına çok inandım. Dolayısıyla emekli olmak gibi bir düşüncem yok. Yani niye emekli olayım? Çünkü fotoğraf çekerek ben yaşıyorum. Yani fotoğrafı bıraktığım vakit benim için yaşam biter herhalde. İzleyiciler, bu hafta kent ve sanatı fotoğraf sanatına adadık. Az önce Ali Öz'ü izlediniz. Şimdi İbrahim Ayşıl'ın siyah beyaz gösterisi geliyor ekranlarınıza. Fotoğraf sanatçısı İbrahim Ayşıl'ın 1994 ve 2009 yılları arasında fotoğrafları Akbank Sanat'ta özel bir gösterimle sunuldu. Siyah-beyaz fotoğrafı daha çok seven sanatçıyla fotoğraf sanatını konuştuk. Uzun yıllar boyunca bir memurluk hayatınız oldu. Bu memurluk hayatınızın sergilerinize, fotoğraflarınıza yansımaları oldu mu? Evet, yani memurluk yaptım. Bu zamanda da 82-83 yılından beri de fotoğraf çekiyorum. 95 yılına kadar memurdum, emekli oldum daha sonra. Fotoğrafın, yani ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Fotoğraf bence bir yaşam biçimi haline geldi. Zaten o yıldan beri de her gün fotoğraf makinem yanımdadır. Yani daireye giderken de yanımdaydı. Emekli olduktan sonra da her gün yanımda. Yani fırsat buldukça, ışığı buldukça fotoğraf çekiyorum daima. Serginiz siyah beyaz renklerden oluşuyor. Bunun nedenini öğrenebilir miyim? Şimdi bu gösteri bir bütünlük olması açısından ben siyah beyaz da çektim film zamanında. Gerçi şu an dijital ama yani şey bir bütünlük olması açısından siyah beyaz düşündüm bunu. Yani bu fotoğrafa ciddi olarak İfsak'ta başladığım 93 yılından itibaren çektiğim fotoğraflardan oluşuyor. Ben 83 yılından beri çekmeye başladım dedim ama hani 83'ten 93'e kadar ben çeker gibi yapıyormuşum. Yani İfsak'a gelmeden
fotoğraf çektiğimi zannediyormuşum. Ciddi olarak ifsa geldikten sonra, yani 17 sene evvel fotoğrafla daha ciddi ilgilenmeye başladım. O zamandan beri film olarak ve dijital olarak çekilmiş fotoğraflarımdan oluşan bir sergi oluyor, gösteri oluyor bu gösteri. O da ben İstanbulluyum, hep İstanbul çekiyorum. Dışarı gitme o imkanım az. Belgesel ve daha çok böyle yaşamı belirleyen fotoğraflar çekmek istiyorum. Fotoğraflarınıza baktığımızda sosyal içerikli, yoksulluk, duvar önünde oturan çocuklar, belli bir kesimi gördüm ben, gözlemledim. Bir sınırınız var mı fotoğraf çekmede? Hani ben bu fotoğrafı iyi çekiyorum, bunu çekmeye devam edeceğim. Şurayı iyi kullanmaya gayret ediyorum. Yani o anda fotoğraf bana neyi çekiyorsa ben onu çekiyorum. Özellikle hani işte çocuk, sokak çocukları veya ne bileyim mimari falan gibi bir şey yok yani. Belgesel yaşamı, o anı belgelemek istiyorum ve bunu da ışığı iyi kullanarak yapmak istiyorum yani. 83'ten beri fotoğraf çektiğinizi söylüyorsunuz. Bugünkü serginizdeki fotoğraf ayrımını nasıl yaptınız? 94'ten ve 2009 arasındaki fotoğraflarınızı koyduğunuzu söylüyorsunuz. Bu ayrımı nasıl gerçekleşti? Gelişmeyi belli eden, yani ilk başladığım yıldan beri çektiğim fotoğraflar olduğu için, zaten adından da belli olduğu gibi yani retrospektif, bu geriye dönük bir çalışma oluyor. O yıllar içinde çektiğim İstanbul fotoğraflarından, hoşuma gidenlerinden oluşan bir gösteri yaptım. Sevgili izleyiciler, bugün de geldik bize ayrılan sürenin sonuna. Sizlere İstanbul kareleriyle veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.